Günaydın. Evet, hangi gündeyiz? Tatilimin 11. gündeyiz. Tam 11 gün geçmiş. Tabii bazı yerlerde yazıya aldanmayın. Bazı yerlerde 3 gün, bazı yerlerde 2 gün kaldığımız için. Bugün geldik 11. güne. 11. günde neredeyiz? En son Datça'dan gelmiştik buraya. Datça'dan böyle çok hızlı teğet Akyaka'dan geçtik. Akyaka'yı görüntüleyemedim sizler için. Fakat Akyaka'da artık zaten Datça'ya çok benziyor. Planlarda değişiklik olduğu için Akyaka planı suya düştü. Şu anda neredeyiz? Bu oteli şöyle bir hızlıca görüntüleyeceğim şöyle. Arka tarafı otelin. Gördüğünüz gibi. Hop. Buradan geçiyoruz böyle. Çalışan çocuklar var burada. Görevliler. Merhaba, gülümseyin. Merhaba, Kolay gelsin. Evet, bakın otelin yemek yenen kısmı, dış kısmı, iç kısmı, kahvaltı kısmı. Şöyle çok hızlı geçelim. Hop, evet burayı çok seviyorum. Buraya yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır geliyorum. Tamam, kestiremiyorum şu anda. Ha, bu şu an havuzda bir sıkıntı oldu 2 günlük. Öğrendim hemen ne olduğunu. Bu havuzun sıkıntısı bir güne kalmayacak. Yarın giriyor olacağım. Havuz görüntümü çekeceğim size için. Burası çocuklar için olan küçük havuz. Burası büyük havuz. Şimdi bu oteli niye görüntülüyorum bu kadar ayrıntılı? Çok güzel bir otel. Fakat açıkçası gelmenizi istemiyorum buraya. Çoğalmasın diye böyle sakin olsun. Burayı acayip sakin buldum. Çok güzel. Muhtemelen okulların sıkıntısı yüzünden böyle. Çocuklar şu anda okullara yerleştiriliyor. TEOG sonuçlarında. Ortaokul kısmı. Hepsi cebelleşiyor. Sıraya giriyorlar. Veliler saate çıkamıyor. Çocuklarını yerleştirmek için uğraşıyorlar. Evet. Plaja çıktık. Bu sene burada dondurma konmuş. Çok mutlu oldum dondurma canavarı olarak. Evet. Bakın. Cennet Bodrum'dayız. Cennet Bodrum'da ayın tam 28'e kadar buradayız artık. Size göstereceğim bazı yerleri olacak güzel. Gezdiğim yerlerini göstereceğim Bodrum'un. Fakat Bodrum'dan da çıkmıyorum. Çünkü her zaman en sevdiğim tatil bu. Ve en uzun tatil yaptığım yer Bodrum. Evet. Şöyle sahilini şimdilik şöyle paylaşayım sizlerle. Şöyle uzakları paylaşayım. Şimdilik 11. günün başlangıcı olarak burada kesiyorum derken biraz sonra zaten deniz görüntüsü. Hadi bakalım. Evet, bunların adı neydi? Buzlaş. Buzaj. Ha, Icelash. Evet, bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Buranın adı neydi? Pukka. Pukka Restoran, Beach Bukka Restoran Beach Club'da. Evet, ne alıyorduk? Buzlaş. Buzlaş. Bu hangisini alayım? Mavisine. Mavi, orman Evet, meyveleri. mavi güzel. Orman meyvelerini alıyoruz. Hadi bakalım. Okey. Küçük Güzel mi? istiyorum. Aha. Evet arkadaşlar, hava çok sıcak olduğu için Bodrum'da buzlaş alıyoruz. Serinlik garantisi var. Evet, serinlik garantisi var. Bakın. Şöyle. Ne kadardı? 5 lira. Evet, şimdi ben bunu kart ödeyeceğim. Tamam, içeride diyebiliriz. İçeride kart. Burası da buranın eğlenceli Pukka Bistro kafesi. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bizim otelin kaç? 300-400 metre ilerisinde bir yer. Gece de keyifli müzik çalıyor. Güzel yemekler çıkıyor. Bir içinde. Bu tarz güzellikler yemek mümkün. Niye rastladım? Bakın bakın. Sokağa atmış daha bu garibimi. Gel gel gel. Bak bak bak. Gel kızım gel gel. Bakın. Ya bu hayvanları nasıl sokağa atabiliyorlar ya? Gel, gel. Gel tatlışım gel. Ya inanamıyorum bu insanoğluna ya. Bakamayacağım deyip gene sokağa atmışlar hayvanı ya. Bir vaka daha ya. Gel. Gel bakayım batık gel. Bakın tatlı ya. Buna da sokağa atılır mı bu ya? Baksanıza çok tatlı. Nasıl sokağa atmışlar seni? Çok kötüler ya. Almışlar bunu zamanında atıyorlar burada Bodrum'a getirip. Evet bu şey sahipliymiş baksanıza. Ne kadar gel 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 gel. Ya arkadaşlar böyle işte insanoğlunun terbiyesizliği.
Burada bunlardan görmek çok mümkün. Bir sürü var. Herkes böyle Bodrum'da yaşar deyip geliyor. Köpeklerini bırakıyorlar bakamayınca. Bakamıyorsan niye alıyorsun değil mi? Hayvan satmaya süper karşıyım. Lütfen siz de sahiplenin. Satın almayın. Görüşürüz az sonra denizdeyim. Evet, Bodrum ve denize girme sahnem. Evet, gelin bakalım. En soğuk deniz burasıdır arkadaşlar. Ona göre yani koşa koşa dalmak zorundayım. Her zaman gibi ne diyeyim. Ben başka türlü giremiyorum. Evet. Şunu da vereyim, şöyle takayım şuraya. Bye bye. Evet arkadaşlar, şu an Bodrum'un Yalıkavak tarafına doğru gidiyoruz. Yaşlı Beach'ten çıktık. Yalıkavak'a gidiyoruz. Yalıkavak'ın gecesini size sunacağım, çekeceğim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, Marina'ya giriyoruz şimdi. Buradan geçiş yapıyoruz. İyi akşamlar. Evet, böyle. Burada yaşıyor. Evet, duyuyor musunuz arkadaşlar? Böyle çekilişler, eğlenceler, insanlar. Marina'ya girdi. Şöyle göstereyim biraz, kamera oynatacağım ama. Mağaza dolu. Marina'ya doğru gidiyoruz. Evet, şurada ışıklar falan. Orada bir etkinlik yapılıyordu. Ne olduğuna bakmadan devam ediyoruz. Burada birçok etkinlik yapılıyor zaten. Burası da Bodrum'un en büyük marinası. Bilenler bilir, gezenler gezmiştir. Gezmeyenler için hatırlatıyorum. Marina boydan boya böyle restoranlar. Bakın yemek yenen yerler işte. Kulüpler, barlarla dolu. Özellikle mağazaları da meşhur. Teknelerin olduğu işte bir yat mekanı. Müziğe doğru gidiyoruz. Wow, house music. Evet, tünel. Çirkin bir tünelden geç. Burayı niye resto etmemişler ya? Evet, meydana geldik. Ya niye bu gece modunda değil ya? Demin ayarlamıştım ben. Burada da bir etkinlik gözüküyor. Şöyle kumum. Göstereyim. Burada bir etkinlik var, evet. Biraz sonra bir şey başlayacak sanki. Daha önce böyle değil. Daha önce bomboştu. Yıllar önce bomboştu olan. Şöyle göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi. Yıldız falan filan da öyle güzel güzel gidiyor dükkanlar. Vay, wow, şu gözlük çok iyiymiş. Burada Algida'nın çok güzel dükkanı açıldı. 1500 çeşit Algida yaptırabiliyorsunuz. Evet, şu dükkanı da çok beğendim. Gülhan tarzında, yılanlı.
her türden dükkan rastlamak mümkün. Evet, böyle gidiyoruz. Arka tarafına çıktık Marina'nın. Ah, oh, çok şeker değil mi arkadaşlar? Bayanlar özellikle tabii. Bakın. Çok cici elbiseler var. Neymiş bunun adı? Aybüke Baran imzalı. Bir modacının güzel dükkanı. Bizimkiler arkada kaldılar. Buradan böyle bir harika waffle ve dondurmacıya doğru geldik. Aa, burası bizim dondurmacı değil mi? Evet. Burası bizim harika dondurmacı ya. Evet, oraya çıktık. Muhteşem. Buradan dondurma almaya geldik aslında. Amaç buydu ya. Burayı arıyorduk. Karşımıza çıktı. Bakın göstereyim. Yuhu. Yiyor musunuz dondurmalardan bol bol? Değil mi? Evet. Harika değil mi? Harika. Baksanıza arkadaşlar işte. Oh, çeşitlere bakın. Ve tadı gerçekten çok güzel. Burada waffle'lar da var. Burası neydi değil mi Hakan? Yiyeceğimiz yer. Oh yeah! Bakın. Dondurma mı yapıyorsunuz? Evet. Ama yoğurt. Yoğurt dondurma, wow! Şiddetle tavsiye ediyor musunuz? Yani ben beğeniyorum. Bol bol yiyorsunuzdur. Sizin yerinizde olmak vardı. Bakalım deneriz birazdan inşallah. Bakın yoğurtlu dondurma burası, yoğurt dondurma. Evet arkadaşlar, birazdan göstereceğim. Şu anda çekim yapamayacağım. Bakın ne buldu? Wow, benim yerim. Wow, 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 wow. Ha, dondurmaya ne oldu? Dondurma yalan oldu şimdilik. Çünkü orası dükkan, bizim dükkan değilmiş. O dükkan olursa şöyle çekeyim. Marco Center var arkada. Burada bankamatikler var. Modo. Evet. Şimdi sanırım Algida'nın yeri buradaydı. Yargıcı falan filan. Üst katta çok güzel oturacak yerler. Tanrı gözesi diyor. Şuradan dönüyorum yine. Bakın etrafı tam göstermem lazım size. Göz gibi cıvıl cıvıl insan kaynıyor. Aa, buradaki kaldırmışlar galiba. Ya da ileride mi acaba Algida'nın yeri? Evet, burada Algida'nın yeri vardı. Tam burada Algida vardı. Merhabalar. Algida kalktı mı buradan? Evet. Değil mi? Çok güzeldi. Neyse, teşekkürler. Arkadaşlar kalkmış Algida. Bakın tam Marina'dayız şu an. Yat limanındayız. Tekneler böyle şeritten yürüyorsunuz. Sol şeritte de insanlar güzel güzel yemeklerini yiyorlar. Şöyle göstereyim mekanları. Cook Shop. Bakın gece yapılıyor. Gece yapılıyor. Ay itlerime rastladık. Ay, yemek verin onlara. Ben yüzsüzce köpekler için yemek istedim yine. Açıkçası umurumda da değiller yani şu an insanlar. Buradan böyle hop. Şu teknede göstereyim size böyle ışıklandırmalar falan. Böyle günaydın restoran. Bu şekilde. Bakın cıvıl cıvıl müzik, eğlence. Gene meydana geldik. Evet, danslar. Sonunda bir etkinlik. Hop, sizin için çekiyorum. Şöyle. Aa, Colombian Latino Stars. Yarışma sanırsam arkadaşlar, yoksa gösteri miydi? Evet, gerçekten bir yarışma.
Yo yo, bu gösteri, gösteri bu. Stasyonundan marinaya devam ediyoruz. Bakın ışıklandırması çok güzel, böyle gidiyor. Dere gibi yapmışlar burayı. Kapatmışlar, köprücük yapmışlar böyle. Çok şirin yapmışlar bence. Çok renkli. Palmiye ağaçları. Bakın böyle. Oradan buraya kadar sol kolda restoran ve dükkanlarla dolu. Çok güzel, ışıklı ambiyans. İnsanların işte sevdikleri şeyler bunlar. Geçsinler, tozsunlar, dükkanda güzel para harcasınlar, giyinsinler, süslensinler, çıksınlar, eğlensinler. Tipik yani, burası bir sektör haline gelmiş. Para sektörüne dönüşmüş, iyi de olmuş. Herkes harcamayı seviyor, herkes de var demek ki. Harcasın herkes, eğlenmese baksın. Bir şey demiyoruz, işte burada oturan yerler. Gene. Şöyle tekrar harika manzarası yat limanının. Algıda'nın kalkması üzüldüm. Bakın Algıda da buradaydı. Görüyor musunuz? Demin geldiğimiz yer. Burası oldu bir kocaman bir Algıda bölgesiydi. Burası da demin geldiğimiz nokta zaten. Böyle gene işte geldiğimiz noktaya geri döndük. Bu meydanı da böylece size göstermiş oldum. Yalıkavan bir bölümü daha var. Yukarıda tepede kalıyor Geriş Köyü. Şöyle göstereyim. O tarafa da gitmek istiyoruz çok. Arabayla gider miyiz bilmiyorum. İnşallah gideriz. Tepeden görüntüsü muhteşem Yalıkavan. Biz orada yaşadık bir müddet. Orada dayımın yazlığı vardı. İnanılmaz güzel bir yerde, köyün içinde, Ferhan Şensoy'un da hemen yanında sitesi vardı, evi vardı, havuzlu. Çok güzel bir ortam vardı fakat dayım orayı satmak zorunda kaldı. Artık orada değiliz yani, orada ev yok. Keşke satmasaydı, şu an inanılmaz değerlendi buralar. Aşırı değerlendi ve çok iyi bir getirisi olacaktı şu an elinde olsaydı. Olsun, sağlık olsun. Malumluk bunların hepsi geçici arkadaşlar, biliyorsunuz. Sağlıklı olalım, her şey olur diyorum. Noktalıyorum şu anda. Şurayı da çekiyorum şöyle. İlginç bir şey gördüm, çekeceğim gene. İçin et. Şimdi burası değil tabii ilginç noktamız. İlginç noktamız burası yani, güzel gözüken. Sağlı tekneler varken güzel ışıklı bir köprüye çıkıyoruz, köprücük. Uzun ince bir yol böyle, bakın. Buradan da öteki tarafa geçiyoruz. Öteki tarafta yine restoranlar var muhtemelen.
Böyle çok şık, güzel bir et restoranı, balık restoranı. Bakın şöyle göstereyim. Balkona geçmişiz. Şöyle göstereyim köprüyü. Sağ taraftan ya da tam ortadan gideyim. Evet. Şık ya, bakın çok güzel ortam. İnsanlar teknelerinde, yatlarında keyif yapıyorlar. Yalıkavak böyle. Artık böyle oldu. Önceden dağdı. Aynı zamanda Etiler, Levent'in yaşadığı gibi. Dağ olan yerler şimdi böyle süper lüks hale getirildi. Önceden burada hiçbir şey yoktu. Bomboş dostlar. O zaman ben küçüktüm işte. Evet, devam ediyoruz hala. Oo, orada bir kale gibi bir şey mi var? Bakın ileride sarı. Ben de gelmiyorum buraya bayağıdır. Ne kadar bayağıdır? Geçen sene mi, ondan önceki sene mi? Ha, tam kestiremiyorum ya. Geçen sene gelip geldiğimi hatırlamıyorum. Oo, devam ediyor. Bakın bu yol. Buradan bayağı bir devam ediyor. Old City. Tamam, bu taraf Old City diye adlandırılıyor demek ki. Şöyle çekeyim. Evet, işaret ettim. Gidiyormuşuz daha ileri doğru. Bakalım nereye varacağız. Bu tarafı da Old City diye adlandırılıyor. Şu yerdeki ışık olayına var ya, hastayım. Evimi istiyorum, evime. Oh, şıkır şıkır, çok eğlenceli. Kulübe geliyoruz sanki. Setup da var evde. Müthiş olurdu. Bakın, suyu da çok güzel ışıklandırmışlar. Harika. Evet, gördüğünüz gibi tekneler full, yan yana sıkışık ve dolu. Boş yok neredeyse. Şurada bir boşluk var yani. Bütün tekneler buraya çekiyor. Çünkü gerçekten büyük bir yat limanı. Yalıkavak. Şimdi her gün bir yere gitmeye çalışacağız tabii ama yani Turgut Reis vesaire oralara gitmeyeceğiz. Hani popüler olan yerde gitmeye çalışacağız sizler için. Bu akşam konumuz Yalıkavak'tı. Bakın gene sağlı sollu dükkanlar, dükkanlar. Tekneler, dükkanlar, restoranlar diye gidiyor. 29 var burada. Çubuklu 29 vardı, o mu acaba? Ya bu tarafa gelmemiştim arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum neler var neler yok. Phoenix diye muhtemelen otel. Güzelmiş. Gayet beğendim yani. Beymen var ileride. Evet, çeşitli yabancı tekneler de var. Şöyle. Eğlenceye çıkanlar, otellerinde kalanlar, gezmeye çıkan, alışverişe çıkanlar derken bayağı bir geldik ya böyle. Evet, burası neresiymiş? Burayı biliyor musunuz nedir? Burayı biliyor musunuz? Ev. Ev mi? Evet. Burası ev mi? Evet. Aa, çok ilginç. Teşekkürler. Ev mi?
Arkadaşlar ben pek inanmadım buranın ev olduğuna. Siz biliyor musunuz burası nedir? Hayır. Ama müzik sesi geliyor. Burası ev falan diye uydurdu kız yani. Arkadaşlar burası lunch bar gibi yer ya. Şaka gibi kız ev dedi. Ev. Sona geldik. Gördünüz mü evi? Komikti yani. Evet ben çikolata bir şey söyledim. Geldik arkadaşlar dondurmama. Bir tane daha koyalım mı? Bir tane daha isteyeyim mi ben? İyi olur. Pardon. Pardon bayan. Pardon ben geçebilir miyim? Pardon eriyor. Hay Allah'ım yarabbim. Ben şey alacağım. Şey nerede? Ay karamel. Karamelimiz yok maalesef. Tamam biraz da Snickers koyar mısınız bana? Bubblegum var. Sakız mı? Yok şu güzel. Şundan istiyorum. Evet Snickers. Çikolata kısmından. Arkadaşlar burası efsane. Tamam. Oley. Efendim 6 top hepsi. 6. İşte söyledim ya burası dostlar. Soslu var mı? Soslu. Dur, bir de o olsaydı harikaydı. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi sos yokmuş maalesef. Şimdi yiyeceğim ben bunu. Şöyle görünce bakın kuyruklar oluşuyor burada. O kadar güzel dondurması var. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Ama lezzeti 10 numara. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet çıktık giriş köyüne. Eskiden burada yaşıyorduk. Burada yazlık var. Biraz önce bahsetmiştim dayımın yazlığını. Bakın böyle yokuş aşağı yalık hava indiriyor. Araç geliyor. Şurası şu gördüğünüz yer marina aşağısı. Buralar bomboştu. Şu gözüken boncuk boncuk gözüken şeyler var ya oralar yoktu. Burada yazlıklar var şurada. Ferhan Şensoy'un da evi burada. Evet. Burada bakın siteler yapılmış. Şaka gibi. Olacak iş değil ya. İnanamıyorum ben bu kadar dolduğuna buraların. Tepede Geriş Köyü'ndeyiz. Şimdi aşağı ineceğiz. Oradan basacağız. Yaşlı'ya kaldığımız yere geçeceğiz. Çok sevindik eski yerleri görmekle. Şurası köy oluyor bu taraf. Ama gösteremiyoruz orayı şu an. Çünkü içinden arabaya dolanı dolana geçtik ama çekim yapamadık. Bakın köyü şöyle göstereyim. Ferhan Şensoy'un da burada evi. Böyle arkadaşlar işte. Evet. Yayına burada son vermek zorundayım. Bugün de böylece bitti. Ben de kendimi göstereyim size direkt. Sallan yuvarlan. Skullpunk. Sayfamı beğen, abone ol. Görüşürüz yarın.